Hoşça kal güzel. Sakın gaza gelme. Gitsin, erkekler de buraya gelecek. Şimdi kırmızı odalar bitti çünkü. Eyvah. Baba geliyor. Geliyor. Aha, abi geliyor. Sakla. Aa, okay. Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun ablam, bizlik bir şey yok. Ablan gelir misin? Tam geçmeden gider. Biz kapatırız ya. Bende elektrik var ha. Sen geçme. Yapma. Geç. Sen aynısını yapma. Geç sen. Her şeyi kırdı döktü. Beni de buraya bana bir şey yapmasınlar diye yolladılar. Ama hiç kimseye çaktırmıyoruz. Tamam mı? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizimkilerin hepsi de inanıyor. Şu an dinliyorlar, çaktırmıyor. Bizimkilerin hiçbirine çaktırmadım. Yani... Başla. Kırmızı Oda'dan önce olan neydi? Yani Adnan, benim sana her zaman duygularım vardı. Ya kırmızı odadan önce o heyecan. Eser'cim gider misin? Ha? Aa, ne ah. Yapmayın şunu, yapmayın. Buldum. Yani annem, benim sana karşı her zaman duygularım vardı zaten. Bu eve ilk geldiğin günden beri. Ve ben daha fazla içimde tutmak istemedim. Ve seni kırmızı odaya çağırdım. Ama Ceyda buna o kadar fazla tepki gösterdi ki... Bugün bana bir şey yapacak falan sandım. Ve bana tepki göstermeye hakkı yok, anladın mı? Çünkü ben de bu evde bir gelin adayım, sen de bu evde bir damat adayısın. Ya. Çok şaka da bir kere yapılır kardeşim ya. Şu anda olan durumlar ne yaptı, ne etti hiç bilmiyorum hani bu durumlar karşısında. Ya sana böyle kıskançlık krizine giriyor falan. Bana olan sinirinden, seni umursadığını düşünmüyorum. Adnan seni umursamıyor o kız. Seni önemsemiyor. Sadece beni kıskanıyor şu anda. Anladın mı? Sadece olay bu. Sen değilsin olay, benim. Seninle kavga ettiğinde gözünden bir damla yaş gelmeyen kız, ben ortaya çıkınca şimdi ağlama krizleri, yok kıskançlık krizleri, yok bana vurmaya kalkmalar. Olay benim, olay vurmaya sen değilsin. Evet. Ve ben o kadar sakin durdum ki kafamdan aşağı bir şişe su döktü. Üstümü değiştirdim bak. Ve ben bana güven dememe rağmen bunları yapabiliyorum. Ve sana güvenmiyor. Ama ben olsam böyle davranmazdım. Ya abim izlerse diyecek ki bana güvenmiyor. Güvenmiyorum işte. Yani sen şu anda vicdan azabı, hani vicdan yaptın biliyorum. Ceyda konusunda işte bu eve birlikte geldik, bu evden birlikte çıkmamız gerekiyor diye. Ama böyle bir şey yok Adnan. Bu eve onunla gelmiş olabilirsin ama bu evden onunla çıkmak zorunda değilsin, anladın mı? Ceyda'ya karşı hissettiğim duyguların hepsi gerçek. Bunu biliyorsun. Ama bu yapılan hareketler, sonuçta ben onunla bir ömür geçireceğim. Bir ömür geçirecekken bana bu tarzda hareketler yapması, yani bizim konuşacağımız şeylerin farklı olması gerekirken tutup da niye bana romantizm yaşatmıyorsun diye bana bağırıp çağıran bir insan yarın öbür gün neler yapmaz ki yani? Evet. Yani bunları bir düşün Adnan, bilmiyorum. Yani ben seni bekleyeceğim. Ya ben sadece şu an hani senin söylediklerinden dolayı değil, gerçekten senin samimiyetine inandığım için seninle dertleşiyorum şu an. Ve kızlar evini bildiğin için dertleşiyorum yani seninle. En önemli olan şey de o, dertleşebilmek. Neyse sen. Neyse ben gideyim ben. Hoşça kal. Hadi dikkat et kendine. Görüşürüz. Hayırdır Neyse ya. İyiyim, sen nasılsın? İyi. Orada kolyem düştü de o yüzden. Anladım. Kolyem düştü yani. Ne oluyor? Sen niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Ya bırak onu da sen söyle bakalım ne oldu? Melo, otur bakayım. Bombasın. Korktuğu için kız yanıma kaçmış. Nasıl korktuğu için yanıma kaçmış? Melis korktuğu için yanına kaçmış. Ya... Eser, gerçekten buna ciddi bir şey lazım. Ya bırak şimdi muzu yemenin zamanı mı Allah'ını seversen? Bu durumda bile muz yiyor biliyorsun ya. Vallahi hayret ediyorum sana ya.
Dengem bozulmuş bir. Dengem bozuldu. Böyle bir... Yani bir tarafta benim yaptıklarımı önemsemeyen insan var. Bir tarafta da şu an itibariyle söylüyorum, ne olursa olsun seni bekleyeceğim diyen bir insan var. Büyük fiyasko. Ama hani şunu da söyledim. Bak ben Ceyda ile geldim bu eve. Ben Ceyda'ya bir video yolladım. Ben Ceyda'dan etkilendim. Keşke diyor... Büyük fiyasko. O videoyu bana yollasaydın. Keşke diyor ödül terenine çıkan ben olsaydım da keşke ben götürseydim. Bana bu keşkeleri dedirttirme artık diyor. Yapma ya. Ya bu testse bir tane, ya bu bir testse. Ya Ceyda sağlıyor. Çünkü şu an hala buraya Ceyda gelmedi kardeşim. Büyük fiyasko. Ceyda orayı karıştırmış. Ondan dolayı kafam karışık ya. Kafan karışmasın kardeşim. Büyük fiyasko diyorum sana. Ne oluyor onu düşünüyorum. Zafer'e giden yolda çekilen çile mübahtır. Kollarım, her şeyim yırtık ya. Bebeğim yemeğimiz olmuş mu? Şey sıcak alamazsın. Şu kollarımın haline bak. Adnan senin gibi bir kıza bakmaz. Gerçi Adnan'ın da vazgeçesi varmış. O ayrı bir durum da. Aynen Adnan yani. Ama şimdi araya Karaçalı gibi giren Melis yani belki girmeseydi. Adnan'la tavrını koysaydı değil mi? Evet. Bak Adnan'ı tanımış oldu. Ceyda için iyi oldu bu. Aynen. Adnan'ı tanımış oldu yani. Aynen. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ceyda'ya söylemek istemedim. Yine şey anlayacak diye, yanlış anlayacak diye. Yani aile konusunda demiştim ya. Hani bir anlaşamazmışım zaten. Hatırla. Adnan bana ne demişti? Demişti ki ne pahasına olursa olsun seni tanımaya devam edeceğim demişti. Sonra bir tane tavşana şapkayla şey koydum diye hemen benden vazgeçmişti. Yani o yüzden bilmiyorum, bunlar gerçek olabilir. Eğer gerçekten Melis'in dedikleri doğruysa Melis bana yalan söylemiş durumunda. Buradaki herkese yalan yani yalanını ortak etmiş durumda, yalan söylemiş durumunda. Abi öyle herkese değil ya. Bu yalanla kandırmış durumunda. Teyzesine, annesine, herkese yalan söylemiş durumda. Erdem, yalan İzleyen diye insanlara bakmayalım. Da yalan söylemiş durumda. Belki hissetmeye çalıştı. Teşekkür ederim. Neyi? Belki denedi. Denemeye çalıştı. Hani zaten yani... Birisini severken sen başka birisini sevmeyi dener misin? Çok belliydi ya. Ya Erdem şimdi abi yapma. Şimdi şöyle bir durum var. Melis ben de buraya geldiği seni zaman olan ilişkisini derken zaten bana, söyledi. Yara almış bir yaralı kuş şeklinde geldi buraya. Biliyorsun sen benden daha iyi biliyorsun. Ya buraya herkes geldi, buraya yaralı açılmaya geldi. Açılmaya çalıştı elinden geldiğince. Olabilir abi. Yani. Bunları yani yalan olarak bence algılattırmamak lazım. Ne olarak çünkü, algıla? Denenmiş. Yani söylenir. İnsanlar burada neler ya söylüyorlar birbirlerine? Neyi deniyorsun abi? Neyin denemesi? Abi ben yalancılık damgasını İlişki hoş görmüyorum. Bazında bir insana olan vurmayı. Bir şey, ben bunu hoş karşılamıyorum. Kusura bakma abi. Dediklerin ne? Şu an bana söylediklerin bir değil. Ya çok büyük konuşuyorsun. Aa. Yalancıdır şöyle yapma. Öyle şeyler söyleme. Yalancıdır değil. Eğer bunları bu şekilde yaptıysa yalan söylemiştir. Bu kadar insana yalan söylemiştir diye bunu söylüyorum. Abi. İçinde bir yalana sakin inanmıştır. Ya. İçinde bir yalan yaşamıştır. Yani bu hani... Bak bana anlatma bunu ya. Bu kadar her şeyi bilen bir adamsın. Yalanları da zamanında ortaya çıkartıp o yalanlara yalanla karşılık vermeseydin derim kardeşim sana. Ben yalanla karşılık vermedi ki. Ben yalana karşılık vermedim. Direkt böyle söylerim. Ben yalana karşılık vermedim. Ben karşımdaki insana güvendim ve şu an gördüklerimin üzerine ben böyle bir sen şey söylüyorum. Sen ayırt edemedin mi yalan olup olmadığını? Ayırt edemedim. Zamanında. Hadi ya. Evet. Her şeyi çok iyi biliyorsun. Çok iyi çözebiliyorsun. Melis'in söylediği yalanı mı göremedin? Abi evet, söylemedin çünkü ya. Ben gerçekten seviyor adam, seviyorum. Vav wow, senin dışında bütün bu ev görmüş bu yalanı ve sen bu yalanı görememişsin ha. Ha siz de beni uyarmamışsınız bir o zaman. Bir saniye ya. Wow. Biz Ayça ile Emre'ye ne kadar sen çok inandık. Ya, yemin ediyorum oğlum ben seninle konuşmayacağım. Çok hayır. Çok yapma hayır abi. Abi bak. Elimde olan verilerden sana direkt geri dönüyorum. Şu an ben seninle daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü kalbimizi kıracağız birbirimize. O uyarmamazlık değil abi. Fikrini söylesin herkes. O uyarmamazlık değil abi. Ona da açıklama getirelim. O uyarmamazlık değil. Ortada bir oluşum var. Bir birliktelik var. Gidip o birlikteliği bozmaya, yani bozacakmış gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Bu çamaş sokma. Dost acı söyler de kardeşim bu kadar da acı söylemez yani. Herkes kendine baksın. Hani şey, böyle bir şey yok. Erdem bugün Melis'e çok yüklendi ve ben bunu kesinlikle tasvip etmiyorum. Çünkü burada gerçekten yaşanan duygular var. Yani bu duygular geçmişte yaşandıysa bugün yaşanan duygular yaşanmamış yerine koyulamaz. Bence bunu bir önce anlaması lazım. Bu kadar da yüklenilmemesi lazım. Sonuçta Melis orada tek başına herkes üstüne gidiyor. Yok öyle şey. Yeter ki sen kız nefse olur, dişlerin seni bulur, sen
bu.